Bilim insanları deneyler yaparak ulaştığı sonuçları diğer bilim insanlarıyla paylaşmak istediklerinde farklı dil ve kültür yapısı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşamıştır. Daha sonraları ise ortak bir dil kullanılması zorunlu olmuştur. 1960 yılında Uluslararası Bilim Kurulu kütle, uzunluk ve diğer temel büyüklükleri standart hale getirilen kararlara imza attı ve buna da Uluslararası Bilim Sistemi SI denildi. Standard International denildi. Bu paragraftaki bilgilere göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi soruları okurken arkadaşlar paragrafa göre biz yorum yapmamız gerekiyor. Yani bilgiler doğru da olsa paragrafta verilen bilgilerle uyuşmuyorsa o zaman o bilgi yanlış diyeceğiz. Bakalım. Birincisinde uluslararası bilim sistemine SI geçerken teknolojik gelişmenin uzay araştırmaları hızlandırılması hedeflenmiştir diyor. Şimdi evet bu hedefleniyor. Hani normalde hani bilim ilerlemesini isteniyor. O yüzden teknolojik gelişmeler hızlansın ama paragrafta bundan bahsetmiyor, uzaydan bahsetmiyor. Peki, ikiye bakalım. Yapılan ölçüm sonuçlarının kişilere göre farklı olarak elde edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Evet, farklı ölçülmesinin önüne geçilmek istenildiğini söylüyor. Kütle, uzunluk, zaman gibi temel büyüklük tanımlarının standart hale getirilmesi hedeflenilmiştir. Evet, burada da bahsediyordu zaten. Kütle, uzunluk ve diğer temel büyüklükler standart hale getirilmesi isteniyordu. Bu da doğrudur. Cevabımız yani 2 ve 3 olacak. Yukarıdaki araçlardan kaç tanesi temel bir büyüklüğü ölçmek için tasarlanmıştır? Temel büyüklükleri hatırlayalım. Kütle vardı. Işık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. Uzunluk ve zaman. Kısa muz diye biz bunu kodluyorduk. Şimdi burada ampermetre akım şiddetini ölçen alettir. Ampermetre. Voltmetre gerilimi ölçen alettir. Bu temel bir büyüklük değildir ama ampermetre temel bir büyüklüğü ölçüyor. Voltmetre de türetilmiş bir büyüklüğü ölçüyor. Dinamometre arkadaşlar dinamometre ağırlığı ölçen bir alettir. Kütle ile karıştırmayın kesinlikle. O yüzden dinamometre bizim temel büyüklük ölçüm aleti değildir diyeceğiz. Termometre sıcaklığı ölçen alettir. Sıcaklığı ölçtüğünden dolayı da sıcaklık bir temel büyüklük olduğundan dolayı termometremiz de var. Metrede arkadaşlarım normalde hani buna şerit metre de diyorlar, mezura da diyorlar. Aslında fiziksel olarak da şunu söyleyeyim ben size. Yani metre bir birimdir aslında. Onu unutmayalım. Yani ÖSYM hani bu hatayı yapmaz. Mezura veya cetvel veya kumpas diyebiliriz. Uzunluk ölçüm aletidir. Bunları söyleyebiliriz. O yüzden ampermetre, termometre ve metre bizim temel bir büyüklüğün ölçme aletidir. Sorularda zaten buna benzer gelir. Burada işte kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti diye gider. Kütle eşit kollu terazi ölçecektir arkadaşlar kütleyi. Işık şiddetini fotometre ölçer, sıcaklık termometre, akım şiddetini ampermetre. Madde miktarı bildiğimiz moldür arkadaşlarım. Ölçüm aleti yoktur. Uzunluk dediğim gibi normalde mezura, kumpas, cetvel ölçer. Zamanın ölçme aleti de arkadaşlarım kesinlikle saat değil normalde. Zamanın ölçme aleti kronometredir. Günlük hayatta biz hep işte şerit metre veya metre dediğimizden dolayı böyle bir kavram dilimize yapışmıştır. Ama fiziksel olarak yani birimsel olarak düşündüğümüz zaman saat demek bildiğimiz 60 dakika olan bir süredir arkadaşlarım. Bunu da söyleyebilirim. Cevabımız burada C şıkkı 3 olacaktır. Bir öğretmen adezyon kohezyon kuvvetlerini, kılcallık ve yüzey gerilimini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaçla hazırladığı ders planında olaylarından hangilerini örnek olarak kullanabilir diye soruyor. Bakalım karıncaların vücut ağırlıklarının birkaç katı olan yükleri taşıması bu adezyon kohezyon kılcallıkla veya yüzey gerilimiyle alakalı bir durum değildir. Bu tamamen dayanıklılıkla alakalı bir durumdur. Su yüzeyine bırakılan toplu iğnelerin suya batmaması diye soruyor. Bu da yüzey gerilimidir arkadaşlarım. Yüzey gerilimi konusudur. O yüzden bu konuyla alakalıdır. Havuzdan çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması. Bu da su taneciklerinin vücuda yapışmasından kaynaklı. Yani bu da adezyon kuvvetinden kaynaklıdır diyeceğiz. Bu da var. Kağıt havlunun suyu emmesi. Kağıt havlunun suyu emmesi de kılcallıktan kaynaklı olacaktır arkadaşlarım. Bu da verilenlerde vardır. Musluktan damlayan suyun küresel olması. Bu da arkadaşlarım kohezyondan kaynaklı sıvı molekülleri birbirlerini tutacak. O yüzden bunu da örnek olarak verebilir diyeceğiz. 2, 3, 4, 5 var. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Kapalı bir kap içerisindeki
su ve gaz dengede iken sürtünmesiz hareketli pistonun üzerine X cismi şekil gibi yerleştiriliyor diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Sistem dengedeyken üzerine bir ağırlık koyduğumuz zaman buradaki gaz moleküllerinin hacmi azalacaktır. Gaz moleküllerinin hacmi azalır. Bu seçenek doğru. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bakın, gazın öz kütlesi artar diye sormuş. Hazır gazla ilgilenirken bunu da bakalım. Öz kütle dediğimiz kavram D eşittir M bölü V şeklinde yazıyor. O zaman şöyle bir baktığımızda burada gaz çıkışı veya içeriye bir gaz girişi olmadığından dolayı kütle sabit kalacaktır diyeceğiz. Peki, bundan sonra üzerine cisim koyduğumuzdan dolayı hacim azalacaktır. Hacim azaldığından kaynaklı da öz kütlesi, yani gazın öz kütlesi artar diyeceğiz. Sonra gelelim suya. Burada gazın üstüne bir pistonun üstüne cisim koyuyoruz. Cisim koyduğumuzdan dolayı gazın hacmi evet azalıyor ama suya etki eden bir kavram yoktur. O yüzden de su hacmi değişmez. Çünkü sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul edilirdi. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. A şehrinden sabit süratle hareket eden otobüs kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi izleyerek önce B şehrine sonra da C şehrine gidiyor diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Demiş ki birincisinde otobüsün hareketi boyunca aldığı yol yer değiştirmesinin büyüklüğünden fazladır diye soruyor. Şimdi şöyle bir baktığımızdan A'dan B'ye, B'den C'ye gidiyor. Evet, aldığı yol yer değiştirmesi nedir peki? AC arasıdır. O zaman AC arasına şöyle X1 diyelim. Burası yer değiştirmesidir. Ama burada A, B ve C yörüngelerini izleyerek hareket ettiğinden dolayı da bu da aldığı yoldur. Bu da X2 olsun. Otobüsün hareketi boyunca aldığı yol yer değiştirmesinden fazladır. Evet, bu doğru. Otobüsün hareketi boyunca ortalama süreti ortalama hızının büyüklüğünden küçüktür diye soruyor. Ortalama sürat dediğimiz olay aldığı yol bölü geçen süre. Ortalama hızı da yer değiştirmesi bölü geçen süre. Yer değiştirmesi bölü geçen süresi daha küçük olacaktır ama ortalama süreti daha büyük olacak. O yüzden 2 yanlıştır diyeceğiz. Otobüs B şehrine uğramadan A'dan doğrudan C şehrine gitmiş olsa otobüsün ortalama süreti ortalama hızının büyüklüğüne eşit olur diye soruyor. Evet, aynen doğru. Çünkü neden? Burada A'dan C'ye gittiği zaman yer değiştirmesi ve aldığı yolun büyüklükleri birbirlerine eşit olduğu için 3 de doğrudur diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Sürtünmesiz yatay düzende durmakta olan M kütleli cisme F1, F3, F4 kuvvetleri yatay olarak, F2 kuvveti ise düşey olarak şekilde gibi uygulandığında cisim ok yönünde A kadar ivmeyle hareket ediyor. Cisim hareket yönü değişmeden, cismin hareket yönü değişmeden A ivmesinin arttırılması için hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi şöyle bir baktığımızda F eşittir MA diye bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Net kuvvet eşittir kütle çarpı sistemin ivmesidir. E peki bundan sonra neler yapabiliriz? Yönü değişmeden A ivmesinin arttırılabilmesi için F1 kuvvetini arttırmak diyor. F1 ile ok yönü aynı. O yüzden F1 arttırdığımız zaman doğru olacaktır. F4 kuvvetini azaltmalıyız. Şimdi F4 kuvveti ok yönünün tersine uygulanmış. Azalttığımız zaman evet doğru çıkacaktır. F3 kuvveti arttırılmalıdır diyor. F3 kuvvetini eğer arttırırsak biz ok yönünün tersine daha fazla bir kuvvet uyguladığımızdan dolayı ivme azalacaktır. F2 kuvveti kaldırılmalı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sistem sürtünmesiz olduğundan dolayı yukarıdan aşağıya uygulanan kuvvetin sürtünmeye veya harekete bir katkısı olmayacaktır. F2 kuvveti olsa da olmasa da yine etki etmez. O yüzden F2 kuvvetini kaldırmak da bir işe yaramayacaktır. Cevabımız yani 1 ya da 2 olur diyeceğiz. Bir öğrenci konum zaman grafiği verilen bir hareketin hareketiyle ilgili yön değiştirme, yer değiştirme ve ortalama süretiyle ilgili yorum yapmak istiyor diyor. Buna göre bu öğrencinin aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım 0,2t zaman aralığında yer değiştirmesi 2x'tir diye soruyor. 0 ile 2t arasında. Bir kere yer değiştirme demek ilk durumdaki yani ilk zamandaki konumuna bakacağız, son zamandaki konumuna bakacağız. Şimdi ne kadar yer değiştirmiş? 0 ile 2t arasında eksi x'ten 2x'e gitmiş. O yüzden de 2x kadar yer değiştirmesi vardır. 1 doğru. A şıkkı doğru. 0, 3t, 2t, 5t aralığındaki ortalama süratleri eşittir diyor. Şimdi ortalama sürat dediğimiz olay da aldığı yol bölü geçen süredir arkadaşlar. O zaman 0, 3t aralığına bakıyorum. Şimdi t süresinde bu x kadar gidiyor. T süre daha geçiyor. Bir x daha 2x oldu.
Bir T süre daha gittiği zaman X kadar daha yol aldı. Totalde 3X kadar yol aldı 3T süresinde. Sonra 2T ile 5T aralığına bakıyorum. 2T ile 5T aralığında ne kadar yol almış? Burada da yine X, X, 1X daha oradan geldi. 3X kadarlık yol aldı 3T süresinde diyeceğiz. O zaman arkadaşlarım ortalama süratleri de eşittir diyeceğiz. Hareketli T ve 3T anlarında yön değiştirmiştir diye soruyor. Şimdi bu konum zaman grafiği, grafiğe baktığımızda arkadaşlarım, şimdi 0 ile 2T aralığında, ilk başta şundan başlayalım ya, 0T aralığında bu vatandaş eksi x'ten 0'a doğru gidiyor. Yani eksi tarafta, eksi tarafta artı tarafa doğru ilerliyor. Peki T ile 2T aralığında ne yapıyor? Orada da arkadaşlar evet artı tarafa doğru ilerler. Bu yüzden arkadaşlarım T anında yön değiştirmemiştir. T ve 3T anında yön değiştirmiştir diyor. 3T'ye de bakalım. 3T'de de yine aynı şekilde 2T ile 4T aralığında eksi tarafa doğru zaten gidiyor. O yüzden T ile 3T anında yön değiştirmemiş diyeceğiz. Mesela bu grafik bir hız zaman grafiği olsaydı eğer, konum zaman değildi, bir hız zaman grafiği olsaydı dediği doğruydu. Neden? Çünkü eksi yönde bir hızı var ve bu hız gitgide azalıyor. T süresinde sıfırlanıyor derdik. Ondan sonra T ile 2T aralığında hızlandı. Ondan sonra 2T 3T aralığında yavaşladı artı yönde. Ve 3T'de hızı sıfır olup tekrardan eksi yönde arttı diyecektik. O yüzden hız zaman grafiği olsaydı dediği doğruydu ama şu an yanlış. Peki diğerlerine de bakalım. T 3T aralığında yer değiştirmesi sıfırdır diyor. T ile 3T. Evet. Çünkü neden? T'de sıfırıncı konumda, 3T'de de yine sıfırıncı konumda. Yer değiştirmesi evet sıfırdır diyeceğiz. Peki T 3T anlarındaki hareket yönü birbirine terstir diyor. Evet, hareket yönleri bir T anında artı yönde giderken ondan sonra 3T anında da eksi yönde hareket ediyor arkadaşlar. O da doğru. Cevabımız yani C şıkkı olacaktır. Dünyanın yüzeyindeki çekim ivmesi ay yüzeyindeki çekim ivmesinden büyüktür demiş. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Dünya ve ay yüzeyinde aynı süratle atılan iki cisim ay yüzeyindeki dünyadakine göre daha çok yükselir diye söylemiş. Evet, burada aydaki çekim ivmesi daha düşük olduğu için daha fazla yukarıya doğru gidecektir diyebiliriz. Peki, dünya ve ay yüzeyinde bulunan cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit ise kütleleri de eşittir. Ağırlıkları birbirlerine eşitse, şimdi ağırlık demek G eşittir. Kütle çarpı yer çekim ivmesi. Bunlar eşit ise arkadaşlarım, şimdi bu M çarpı G'ler birbirine eşittir. Dünyada çekim ivmesi büyüktü. O zaman kütlesi daha düşük olmalıdır Ay'a göre. O yüzden bu da doğru olmayacak arkadaşlar. Yanlıştır. Bir cismin ağırlığı Dünya ve Ay'da yapılan ölçümlerde aynı bulunur diye söylüyor. Ağırlığı değil, kütlesi aynı bulunurdu. O yüzden 3 de yanlış olacak. Kütle hiçbir zaman değişmez. Yer çekim ivmesine bağlı bir olay değildir. Cevabımız yalnız 1 olacaktır. Pozitif elektrikle yüklü şekildeki elektroskopun yaprakları biraz daha açılması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diye soruyor. Bakalım nötr ve iletken bir cismi elektroskopa dokundurma. Nötr ve iletken bir cismi elektroskopa dokundurduğumuz zaman yük paylaşımı olacaktır. Yani elektroskoptan bir miktar yük cisme gidecek. O yüzden yapraklar birazcık kapanacak diyeceğiz. Bir olmaz. Pozitif elektrikle yüklü iletken bir cismi elektroskopa yaklaştırma diyor. Bunu yaklaştırdığımız zaman burada artılar bu cisme yaklaştığı zaman arkadaşlarım artıları itecektir. O yüzden de bu olur diyeceğiz. Yaprakların biraz daha açılmasına sebep olur. Pozitif elektrikle yüklü iletken bir cismi elektroskopa dokundurma. Bu da olabilir. Neden olabilir? Çünkü yüklü bir cismin yükü elektroskoptan büyüktür ve o zaman da yük paylaşımı olduğundan dolayı daha fazla yük elektroskopa geçmiş olacak. O yüzden dokundurma olayı da olur. Pozitif yükle dokundurma. Negatif elektrikle yüklü iletken bir cismi elektroskopa dokundurma bu olmaz. Negatifle yüklüyse o zaman toplam yük miktarı biraz daha düşecektir. O yüzden de 4 olmayacaktır. Cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı. Isıca yalıtılmış bir kapta 0 santigrat derece sıcaklığında suya eksi 20 santigrat derece sıcaklığında bir buz parçası atılmaktadır diyor. Isı denge sağlandıktan sonra kapta su buz karışımı gözlenmektedir.
Buna göre kaptaki yargılar hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi 0 santigrat derecedeki suya eksi 20 santigrat derecedeki bir buz parçası atmışız ve sonuç olarak da su buz karışımı elde etmişiz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Burada 0 santigrat derecede bir su varsa buradaki buz suyun bir miktarını yine buz haline dönüştürmüş, yani katıya çevirmiştir. O yüzden suyun sıcaklığı azalmıştır diyemiyoruz. Suyun sıcaklığı yine sıfırdır. Tam hal değişim noktasında olduğu için, su buz karışımı olduğundan dolayı. Buzun bir kısmı erimiştir diyor. Buzun bir kısmı erimemiştir. Suyun bir kısmı donmuştur diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Birbirine şekil birdeki perçelenmiş metalden yapılan KLM şeritlerinin sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında görünümleri şekil 2'deki gibi olmaktadır diyor. KLM şeritlerinin boyca genleşme katsayıları alfa K, alfa L, alfa M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Eşit miktarda azaltıldığı zaman, şimdi bir metalin sıcaklığını azalttığımız zaman arkadaşlarım büzüşme gerçekleşecektir. Şimdi K ve L'ye baktığımız zaman burada L ve K'nın uzunluklarının değişimlerini görebiliyorsunuz. L daha fazla kısalmak isterken K o kadar kısalmak istemiyor. O yüzden L'nin kısalma, yani genleşme katsayısı, L'nin genleşme katsayısı K'dan daha büyüktür diyebiliriz. Diğer şekle baktığımız zaman da burada L ile M birbirine perçinlenmişti. Aynı olay da burada M ve L arasında gerçekleşiyor. Yani M daha fazla kısalmak isterken L o kadar kısalmak istemiyor. O yüzden de arkadaşlarım M de L'den daha büyüktür diyeceğiz. Yani cevabımız M, L, K, o da C şıkkı olacaktır diyeceğiz. Demiş ki yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım, ışınım yolu ile enerji aktarımı yapılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Şimdi ışınım yoluyla enerji aktarımının en önemli örneği nedir? Güneşin dünyayı ısıtması. Şimdi güneşin dünyayı ısıtmasında ne var arkadaşlar? Güneş ışınları atmosferin olmadığı o uzay ortamında geçiyor ve atmosfere girerek dünyayı ısıtıyor. Bu ışınım yoluyla enerji aktarılması olayıdır. Maddesel bir ortama ihtiyaç var mı? Yoktur arkadaşlarım. Bir, gitti. Sıcak tavada unutulan metal kaşığa dokunduğumuzda elimizin yanması ısının iletim yoluyla aktarılmasının sonucudur. Şimdi sıcak tavada unutulan metal kaşık ne yapacaktır? Alt kısmından üst kısmına kadar ısıyı iletecektir ve biz de kaşığa dokunduğumuz zaman yine sıcaklığı almamızın sebebi, evet, ısının iletim yoluyla aktarılmasıdır. Bu da doğru. Sıcaklığı artan bir gazın öz kütlesinin azalması ısının gaz içerisinde konveksiyonel yolla taşınmasının bir sonucudur. Konveksiyonel yol nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Alttan ısıyı verdiğimiz zaman alttaki moleküllerin sıcaklıkları artıyor. Sıcaklığı artan maddenin de, şimdi öz kütle formülünden yola çıkarsak eğer, ne yapacaktır? O molekülün hacmi artacaktır, öz kütlesi düşecektir. O zaman ne yapacak? Öz kütlesi düşerse yukarıya çıkacaktır. Yukarıdaki öz kütlesi büyük olan madde aşağı inecektir ve bu döngü sürekli bu şekilde ilerler. Ve bu şekilde de arkadaşlarım öz kütlesi azalır, konveksiyonel yolla ısının taşınma olayı vardır. Yani 3 de doğru, cevabımız 2 ve 3 olur diyeceğiz. Özdeş KLMNT lambaları ile şekildeki elektrikleriniz kurulmuştur. Buna göre hangi lambanın parlaklığı en büyüktür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, bu tarz sorularda hiç telaş etmeyin. Yapacağınız olay ne? Ondan bahsedeyim size biraz. Şimdi eşdeğer direnç bulup akımları yollarsanız üzerindeki akım değerlerini bularak parlaklıklarında kıyaslayabilirsiniz. Hani parlaklık kavramı, parlaklık formülü nedir? Ondan bahsedeyim. Aslında elektriksel güç formülüdür. Yani V çarpı I'dir. V yerine sen I çarpı R de yazabilirsin. O zaman I kare çarpı R de olur. Ondan sonra veya I yerine V bölü R de yazabilirsin. V kare bölü R olacaktır. Eğer hani eşdeğer direnç bulma, akım yollama konularını hakimsen bunu kullandığında net sonuca ulaşabilirsin. Bu birinci tavsiyemdir. Özdeş olsun olmasın bunu kullanabilirsiniz. İkinci tavsiyem de şu. Mesela bu soru için konuşuyorum sadece. Burada akım olaylarına bakabilirsiniz ama potansiyel farklara da bakabilirsiniz. Mesela buranın üreticinin potansiyel farkına veya elektromotor kuvvetine EMK diyelim.
O zaman T'ye baktığımız zaman paralel bağlı ve bir tane olduğu için de EMK kadarlık bir üzerinde elektromotor kuvveti olacaktır. O yüzden de en parlak yanan budur. Cevabımızı bulduk normalde. Ama hani şöyle bu eşdeğer direnç bulma konusundan da yapalım bunu. Mesela hepsi özdeşliyor ya, hepsine R direnci diyebilirsin. Çünkü sonuç olarak lambada bir dirençtir. Şimdi hepsine R dersen şurada KLM var, burası R bölü 3 oldu. Ondan sonra burada da R'si var, şurada da yine R'si var. Peki bundan sonra işlemler yaparsak eğer, baktığımızda bir kere zaten cevaplarda KLM'den bir tanesini işaretleme. Neden? Çünkü üçü de paralel birbirine. Neyse devam edelim. R bölü 3 artı R'den ne yaptı? Yukarısı 4 bölü 3 R kadarlık bir eşdeğer dirence sahip oldu. Şimdi 4 bölü 3 ve aşağıda da R var. Öyle bir akım yollaman lazım ki akımla dirençleri çarptığında potansiyel farklar yine birbirlerine eşit olsun. Çünkü kollar birbirlerine paralel. Mesela buna da şunu diyelim. Buradan 3 bölü 4 i'lik akım giderse, 3 bölü 4 i'lik akım giderse çarptığımız zaman 3 bölü 4 i ile 4 bölü 3 r'yi eşdeğer direnci, o zaman potansiyel fark toplamda bu devrede v kadar olacaktır. O zaman 3 bölü 4 ise şuradan 1 bölü 4 gitti, 1 bölü 4 i'lik akım gidiyor. Hepsinden yani KLM'den 1 bölü 4 i'lik akımlar gidiyor diyebilirim. 1 bölü 4 iyilik akımlar gidiyor diyebiliriz. Sonra buradan da 3 bölü 4'lük akım gidiyor. Bundan sonra şimdi o zaman yukarıdan 3 bölü 4 iyilik akım gidiyorsa yani potansiyel fark değeri V eşittir I çarpı R'yi biz arıyoruz. O zaman ne yapacağız? Burada da I kadar akım geçmesi gerekiyor. I çarpı şimdi bundan sonra da biz lambaların parlaklığını bulacağız. Mesela KLM. KLM'nin parlaklıkları eşit olduğu için böyle yazıyorum. Şimdi neyi kullanalım? Akımı biliyoruz, direnci biliyoruz. O zaman şimdi KLM üzerindeki akımlar 1 bölü 4 i kadar. Karesinden 1 bölü 16 var. Bir de r kadar direnci var. O zaman 1 bölü 16 i kare çarpı r olacaktır. N üzerinden geçen akım değerinde 3 bölü 4'tü. Karesini aldığımızda 9 bölü 16 i kare çarpı r yapacaktır. Bu da tamam. T'ye baktığımız zaman da arkadaşlarım, T'nin üzerinden geçen akım i kadar i kare çarpı r olacaktır. O zaman gördüğünüz gibi sayısı olarak da T'nin üzerindeki parlaklık en fazla olur diyeceğiz. Hatta sonra n var ve sonra da KLM eşit olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Özdeş XY lambaları ve dirençle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken lambaların ikisi de ışık vermektedir diyor. Buna göre S anahtarı kapatılırsa XY lambaların parlaklıkları nasıl değişir diye sormuş. Üreticinin iç direnci de önemsizdir diye vermiş. Şimdi bu sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Şunları yapabilirsiniz. Mesela her birine hani XY'ye özdeşlemiş. R hani buradaki direnci de R diyelim. Her birinin direncine R diyelim. Peki şuralar R olursa, bakın buralar R olursa, normalde şunu yapıyorsunuz. Hani az önce söylediğim gibi eşdeğer direnci bulup akımları yollayabilirsiniz, parlaklıklarını kıyaslayabilirsiniz. Ama burada ona hani gerek yok, potansiyel farkları birbirlerine ayıralım. Mesela burası V kadar potansiyel farka sahipse, burası da yani Y'nin potansiyel farkı da V kadar, ondan sonra X ve direncin potansiyel farkları da V bölü 2 kadar olacaktır. Çünkü V bölü 2 kadar olacak, ikisinin toplamı da yine V'yi verecektir. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bundan sonra arkadaşlarım anahtarı kapattığımız zaman şimdi X'in potansiyel farkı arkadaşlarım V'ye çıkacaktır. Çünkü neden? Burada direnç üzerinden artık akım gitmez. Burada kısa yolu kullanacaktır ve bu koldan doğru hareket eder. O zaman X'in potansiyel farkı V bölü 2 iken V'ye çıkacak. Y için zaten değişen bir şey olmayacaktır. Yine potansiyel farkı V olur. Şimdi bunları niye anlattım? Parlaklıkları kıyaslarken arkadaşlarım özdeş lambalarda bunu yapabilirsiniz. Yani nedir bu da arkadaşlarım? Parlaklıkları biz potansiyel farklara göre kıyaslarken Y'nin potansiyel farkı hiçbir şekilde değişmiyor. İlk ve ikinci durumda. O yüzden değişmez diyeceğiz. X'in potansiyel farkı V bölü 2'den V'ye çıkmış diyeceğiz. O yüzden de parlaklığı da artar diyebilirim. X artar, Y de değişmez. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır.